Merhabalar gençler. Bugün sizlerle birlikte 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı hazırlık sorularını çözeceğiz. Çok fazla sözü uzatmadan direkt sorulara geçmek istiyorum. İlk sorumuz da diyor ki read the text and label the charts with the correct activities. Metni okuyun ve doğru bir şekilde aktiviteleri doldurun diyor. Jane geniş bir aileye sahipmiş. Onun ailesi Amanda ve Oscar bisiklet sürmekten hoşlanıyormuş boş zamanlarında. Jane has five sibling, 5 üyesi olduğunu söylüyor ve Jane, Maria ve ailesinin yani babasının film izlemekten hoşlandığını söylemiş sinemada. Luna, Max ve David'in arkadaşlarıyla zaman geçirdiğini söylemiş ama Henry'nin bunu sevmediğini, Henry'nin ise Keenan olduğunu yani düşkün olduğunu neye? Okul kütüphanesindeki kitap okumaya düşkün olduğunu söylemiş. Şimdi otomatikmen Sizing dediğimiz şey ne oldu? İki tane kişi oyattığı için ilk etkinliğimiz Sizing oldu. İkinci etkinliğimiz yani şurası. Üç kişinin yaptığı etkinlik ise ne olur? Arkadaşlarıyla zaman geçirmek olur. Otomatikmen üçüncü yani tek kişinin yaptığı etkinlik kimdi? Henry'di. O da Keenan Rütüphane'de kitap okumak olduğu için Reading Books oldu. Son olarak Jane, Maria yani iki kişi ve anne babalarının okuduğu, izlediği şey neydi? Film izlemekti. Watching Movie at the Cinema'da son etkinliğimiz oldu. Gelelim ikinci soruya. Şimdi ikinci soruda diyor ki write down a paragraph describing Nancy. Nancy hakkında bir kısa paragraf yaz. And her family using all the information on family tree. Ve aile ağacındaki bilgilerini kullanarak diyor. Şimdi Mr. Brown 42 yaşındaymış. Engineer mühendismiş. Boş zaman aktiviteleri piyano çalmak, pardon, gitar çalmak ve hafif tempolu koşu yapmakmış. Annesi dentist yani dişçiymiş. Boş zaman aktiviteleri kitap okumak, seyahat yapmak ve çizmekmiş. Nancy'nin kendisi ise 15 yaşında bir öğrenciymiş. Boş zaman aktiviteleri belgesel izlemek ve yüzmekmiş. Kardeşi Heaven ise bir yine öğrenciymiş. Boş zaman aktiviteleri ise basketbol oynamak ve doğa yürüyüşü yapmakmış. Otomatikman bununla ilgili yazacağımız metin de bununla ilgili olacaktır. Şöyle kısa bir metin hazırladık. Nancy'in is 15 years old, Nancy 15 yaşında ve bir öğrenci. O boş zamanlarında belgesel izliyor ve yüzme yapıyor. Babası Mr. Brown 42 yaşında ve mühendis. Kısaya böyle bu bilgileri kullanarak cümleler kurmamız istenmiş. Okuldaki öğretmenleriniz de bu tarz bir tablo verip bu tablo üzerinden sizden cümle kurmanızı isteyebilir. Siz de kendiniz yine bu bilgiler ışığında bu şekilde doldurmanız istenecektir. Gelelim 3. sorumuza. Şimdi 3. soru diyor ki Read the text and complete Emma's trip plans with correct information. Emma'nın seyahat planı hakkındaki oku ve tamamla diye söylüyor bilgiler ışığında. Şimdi where to go, nereye gitti, ne yaptı, where to stay, nerede kaldı, what to taste, ne tattığına baktı, ne lezzetine baktığını size soruyor. Şimdi şuradan yola çıkarsak Emma is going to take a train to Pamukkale this weekend. Nereye gidiyormuş? Otomatikman ilk sorunun cevabı belli oldu. Pamukkale. She is staying burada kayıt ekranı gözüktüğü için tam okunmuyor da. Bir kaldığı spot otelin ismi yazıyor. She has searched internet to learn about local cuisine and she has decided to try gözleme and traditional Turkish pastry and karnıyarık. Tadına baktığı yemekleri söylemiş. Sonra pazar günü de travertenlere gitmiş. Antik şehre gitmiş ve pazartesi günü ise termal havuzda rahatlayıp evine dönmüş. Otomatik ben cevaplarımız nereye gitti sorusunun cevabı Pamukkale olacaktı. Orada ne yaptı? Travertenleri ve antik kentleri ziyaret ediyor ve sonunda termal havuzda rahatlıyor. Nerede kaldı ise termal spa otelinde kalmıştı ve ne tadına baktı diye soruyordu. Gözleme ve karnıyarık olarak cevaplandırabiliriz. Gelelim 4. sorumuza. Şimdi 4. sorumuzda yine demiş ki read the text, metni oku, correct mistake, hataları düzelt and rewrite stance. Tekrardan cümleleri yaz demiş. Tracy and Nancy, hafta sonu diyor Fransa'ya bir ziyaret planı yapıyor. Onlar cumartesi günü Eiffel Kulesi'ne gidiyorlar. On the second day, sonraki günde diyor ne yaptı?
Onlar Lavra Müzesi'ne ve yerel yemekleri tatmak için ziyaretlerde bulunuyorlar. Onlar yazın tatil için hazırlar çoktan. They are going to be in Istanbul. Onlar İstanbul'da olacaklar. Tracy plan is to visit landmarks of the city while Nancy want to go to shopping and buy someone souvenirs for her family. So they are going to visit Tiananmen Square, Eminönü, Galata Tower and Grand Pazar. Şimdi ilk soruda diyor ki Tracy and Nancy are going to be Istanbul next weekend. Hafta sonunda İstanbul'da olacak diye söylüyor. Onlar İstanbul'da olmayacaktı. Doğru cevap neydi? They are going to be in France next week. Hafta sonunda Fransa'da olacaklardı. İkinci soruda Tracy and Nancy sadece Fransa'da tarihi yerleri ziyaret edeceklerdi. Bazı tarihi ziyaret edeceklerdi. Onlar visit some historical sites and test local dishes in France. Sadece tarihi yerleri değil, aynı zamanda yerel lezzetlerin de tadına bakacaklardı. Üçüncü soruda Nancy like seeing new place in Istanbul but Tresi sevmiyor. Diyor ki Tresi sevmeyerek cevap vermiş olduk. Nancy yeni yerleri seviyor İstanbul'da ama Tresi sevmiyor. Tresi tercih ediyor İstanbul'daki ünlü yerleri ama Nancy daha çok AVM'leri alışveriş yapmayı istiyor. Tracy Fransa'da bazı hediyeler satın almış. Nancy diyor İstanbul'da bazı hediyeler satın almış diye söylüyor. Cevabı bu olacaktı tam tersine. Tracy ve Nancy İstanbul'daki geleneksel lezzetleri tadıyorlar. Onlar gidiyorlar Fransa'da geleneksel lezzetleri denemeye. Gelelim diğer bir sorumuza. Read the text and the text answer the question. Metni oku ve soru cevapla. Şimdi sorularda direkt yola çıkarak When is Bob going to start his new job? Ne zaman yeni işine başlıyor diye soruyor. Burada metninden cevabı bulup yerleştirmemiz gerekiyor. Sonra ikinci soruda Why is Bob going to take a course in Italian? Neden İtalyan kursuna gidiyor? Üçte Bob köpekler hakkında nasıl bir hissediyor? Dörtte de Bob diyor gelecek 5 yıl içinde ne satın almak istiyor? Şimdi ilk sorunun cevabı He is going to start his new job next month yani gelecek ay başlayacak. İkinci soruda niçin gidiyordu? Çünkü gelecek yaz İtalya'ya seyahat edecek diye cevap verdiriyoruz. Üçüncü soruda Bob iyi, mutlu ve heyecanlı hissediyor. Ya da kısaca happy and excited de diyebilirsiniz. Dördüncü ve son soruda ise he wants to buy a house. Yeni bir ev satın almak istiyor ve güzel komşularla beraber. Yani cevabımız kısaca a house da diyebiliriz. Gelelim son sorumuza. Şanlıurfa ile ilgili. Diyor ki look the brochure. Broşüre bak and imagine you are planning to a trip Şanlıurfa. Şanlıurfa gezisi için bir plan kur diyor. Write down your plans for how to go to Şanlıurfa. Nasıl gideceğini ve nerede kalacağını, ne yiyeceğini, nerede kalacağını, ziyaret edeceğini ve onlarla birlikte yaz diyor. Şimdi transportation uçak ile, araba ile veya otobüs ile. Accommodation kalacak yer, otel, hostel, misafir evi. Yiyecek ve içecekler haşhaş kebabı, mırra and Türk kebabı. Attraction gezilecek, görülecek yer anlamına geliyor. Balıklı Gölü, Göbeklitepe, arkeolojik müzeler ve Harran evini. Sonra aktiviteler ise müzeler ziyaret etmek, tarihi yerler ziyaret etmek gibi gibi gibi. Bunun kısaca metnini de şöyle hazırlamış olduk sizlere. Perdemiz yavaş yavaş açılıyor. I'm going to fly into Şanlıurfa next Friday. Ben gelecek hafta Cuma günü de uçacağım. Şanlıurfa'ya uçacağım bak. Uçmak biz kullandık. Sizler isterseniz arabayla, isterseniz otobüsle yazabilirsiniz. I am going to stay at Guest House in the city center. Şehir merkezindeki misafir evinde kaldık. Kalacağım. I can't wait to test haşhaş kebap and mırra. Haşhaş kebabı ve mırrayı denemek istemiyorum. Pardon. Denemek istemiyorum diyor. Haşhaş kebabı ve mırrayı bekleyemiyorum denemeye. Yani denemek için sabırsızlanıyorum manasında bu. I am going to explore the fascinating Göbeklitepe. Ben
Göbeklitepe'deki büyüleyici Göbeklitepe'yi keşfetmek istiyorum. Balıklı körün salık ziyaret etmek istiyorum ve Harran Müzesi'ni gezmek istiyorum diye söylüyor. I am also going to enjoy traditional Turkish coffee at a local cafe and enjoying local entertaining night. Ben aynı zamanda geleneksel Türk kahvelerini tatmak istiyorum ve yerel eğlence gecelerine katılmak istiyorum. Ne de kastediyor bu? Sıra gecelerini kastediyor. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk metnimizi. Umarım sınavınızda başarılı olsunuz. Kendinize iyi bakın diyor ve iyi günler diliyorum.